İkinci dönem birinci fizik yazısına hazır mıyız Tonguç hazır Evladım? Hazır olsan burada ne işin var hocam Tebrik ya? Tebrik ediyorum sana iki tane sürprizimiz var. Bu Ondan arada. nedir hocam? Tonguç Evladım benim e, hemen anlatacağım. Ama öncesinde ikinci dönem birinci yazı konularını biliyor musun? İlk başta hemen sana sormak ne istiyorum. Ne bileyim hocam i̇kinci ya? İkinci dönem birinci yazı konularında iş güç enerji var. Yani fizikte zaten tek bir üniteden sorumluyuz. O da iş güç enerji ünitesi. Enerji, Senle enerji. beraber bu üniteyi çok hızlı bir konu özetiyle geçeceğim. Ardından Tonguç Evladım benim sana de gerçekten de çok güzel, boşluk doldurmalı. Ondan sonra e, gerçekten Hocam, fizik zor klasik diyorlar. yazılı soruları ve şeklinde tam iş güç enerjiden çok kaliteli sorular hazırladık. Milletin bakanlığının kazanımlarına bakarak hazırladık ve burada sınavında karşına geldiği zaman soruların aynısını zaten göreceksin diyoruz. İnşallah. Ve öncesinde sürpriz ama şöyle bir şöyle sürpriz bir sürpriz sürprizimiz var. Biliyorsun iş güç enerji konusunu anlatacağız ama iPhone 11 Pro çekilişimiz var ve 6 insan var. Çok az kaldı. Pro evladım. Ve bunun çekilişinde de ne yapman gerekiyor? Aşırı basit bir şey. Aslında Tonguç Akademi'nin ana kanalına abone oluyorsun. Yani sen zaten dokuz yüzlük abone evet, ama evet. ana kanalına abone oluyorsun. Bir de Tonguç Adem'in Instagram'ını takip ediyorsun. Tonguç Adem benim üç milyon Tonguç hashtag'iyle iki arka, abone ettiğin iki arkadaşını yazdığın zaman ee, herhangi bir tanesi yazabilirsin. Hiç fark etmez Tonguç Erhan Yazdığın zaman iPhone 11 Pro'yu 6 Nisan'da çekilişe kazanma e, şansını yakalıyorsun Tonguç Erhan Bey. Harika bir şey ve şunu unutmayın. İkinci yazı konu listelerimiz Tonguç Egemen'in Instagram hesabında. Buradan da hemen konu listesine ulaşabilirsin diyoruz. Oo. Hadi o zaman şimdi seninle beraber konularımızı hızlı özetini yapmaya devam edelim ve bu arada bu arada konuların özetleri aslında akıl notlarında daha detaylı İkinci dönem 9. sınıf 2. dönem akıl notlarında Tüm daha dönem detaylı var. var. Hocam. Mesela ben fizikteki akıl notlarını hemen göstermek istiyorum sana. Aha. Burada Tomuç Ela'nın benim ee, görüyorsun tüm ikinci dönem konuları aslında ayrıntılı ve görsellerle üstlenmiş. Hatta fen liseli bölümleri de var gördüğün gibi Tomuç Benim Bey'in. Fen liselerinde ekstra olan soru tipleri de burada e, yaptık, senin için koyduk. Bunu da e, kırtasiyelerden ulaşabilirsin Tomuç'um. Hemen bakalım. iş güç enerjide bilmemiz gereken ne biliyor musun? Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisme uygulanan kuvvet tonguç herhalde benim cisme ne yapmak zorunda biliyor musun? Hareket doğrultusunda yol aldırmak hareket zorunda. Hareket berekettir. Harika. Hareket doğrultusunda ne demek biliyor musun evladım benim? Ne demek hocam? Ben mesela şöyle bir cisim varsa böyle ittiğim zaman bu adam böyle gidiyorsa işte hareket doğrultusunda bu kuvvet yol aldırmış demektir. O yüzden Tonguç Aram, günlük hayattaki iş kavramı ile fiziksel anlamda yapılan iş her zaman aynı değil. Mesela e, hemen sana şunu söylemek istiyorum. Ben şu kalemi tutuyorum ya evet. iş yapmıyorum. Mesela şu kalemi şöyle götürüyorum ya yine iş yapmıyorum. Aa. Kalemi şöyle götürüyorum ya iş yapmıyorum. Eğer ben kalemi yerden kaldırıyorsam iş yapıyorum. Çünkü kuvvetim yukarıya doğru ve... E, yer değiştirme yo, e, do, doğru hareketin doğrultusu da yukarıya doğru. Ama kuvvetim şu anda yukarıya doğru. Ben taşıyorum kalemi ama sağa doğru gidiyorum veya sola doğru gidiyorum. Burada iş yapılmıyor işte. İş cisme uygulanan Tonguç Eren kuvvet ve bak bu çok önemli. Kuvvet ve yer değiştirme ile doğru orantılıdır. Hatta formülü de bununla bağlantılı. E, yer değiştirmeyle doğru orantılı. Mesela örnek olarak bir tane cisim var. Buradan bir kuvvetle çekiyorsun. Hangi kuvvet diyelim? F kuvveti diyelim. F, F kuvvetiyle m yükünü, m yükünü, m kütleli cismi delta x kadar yer değiştiriyorsun. Delta x yer değiştirmede hatırlıyorsan... O yüzden işlediğimiz şey ki e, ...W ile gösterilir çünkü iş İngilizce'de work demek Tonguç Eren Bey. Work, 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 work. Aynen öyle çok güzel work, kaliteli work, bir şarkısı work, var tebrik ederim. Work. İşte bu work dediğimiz şey aslında W eşittir F çarpı delta x ortaya çıkıyor. Ve F çarpı delta X de bize işi veriyor. Bu da çok önemli zaten sınavdaki sorularda şu anda birazdan yapacağımız sınavdaki sorularda bundan çok çözeceğiz Tonguç'um. Peki burada bir kritik daha bir şey daha var. Kuvvet yol e, denk, e, grafiği varsa senin elinde, bunun altında kalan alan mesela kuvvet yol grafiği şöyle bir şey diyelim. Bunun altında kalan şu alan var ya evladım benim şu alan aslında bize işi verir. Burası işte aslında kuvvetle yolun çarpımıdır. Kuvvet yol. Eğer işte şöyleyse sallıyorum başka bir şey olsun. Şöyle bir grafik olsun. Şöyle bir kuvvet e, yol grafiği olsun. O zaman bunun altında kalan alanı hesaplamamız gerekiyor ki... W yani işi bulmuş olalım. Tabi genellikle düz verirler ama bunu şöyle verebilirler. Bir böyle verir bir böyle verir. Ve bunların altında kanalan bazen pozitif olur bazen ne olur? Negatif. negatif olur. İşte negatif olursa negatif iş de olabilir. Dolayısıyla bu da çok önemli Tomuç Eren Bey. Ee, unutmayalım hani pozitif ve negatif işlerde olabiliyor. Ama iş dikkat edelim vektörel değil. Kuvvet vektörel. Yer işime vektörel ama iş vektörel değil. İşin birimi nedir biliyor musun? Jüldür. Bu da çok önemli. J Kendi Kendi adını vermeyeceğim bilgi William Tebrik ediyorum <laughs> seni. Aynı zamanda iş yapabilme yeteneğine biz... Eyvallah Jüld. Tebrik ediyorum. İş yapabilme yeteneğine biz enerji diyoruz. Birimi Esay'da demin de söylediğim gibi sana Tonguç Eran Bey'im Jüldür birimi. E, i̇şin de birimi, enerjinin de birimi Jüldür. Kullanılmaya hazır enerjiye de biz potansiyel enerji deriz. Potansiyel enerji deriz. Yer çekimi potansiyel enerjisi cismin neyinden da, dolayı sahip olduğu enerjidir? Yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Zaten e, bunları hatırlıyorsun ama sana şöyle bir özet yapmak istiyorum. Enerjiyi biz iş yapabilme yeteneğini ikiye ayırıyoruz sonucum. Yani daha doğrusu bir sürü çeşitli enerji var da biz burada mekanik enerjiyi ikiye ayırıyoruz. Mekanik enerjide birincisi potansiyel enerji diyoruz. İkincisi de Kinetik enerji diyoruz sonuç aradım benim. Dolayısıyla potansiyel enerjiyi de ikiye arıyoruz çekim potansiyel enerjisi bir de Tonguç'um esneklik potansiyel enerjisi. Dolayısıyla biz işte bunlara bakacağız. Çekim potansiyel enerjisi yüksekten dolayı sahip olduğu enerji. Esneklik potansiyel enerjisi Tonguç benim yaylardan esnek esnek cisimlerden dolayı sahip olduğu enerji. Yaylalar yaylalar. Harika tebrik ediyorum seni. Gerçekten de çok doğru bir tespitte bulundun. Peki bu şarkıyı söyleyince aklına ne geliyor Tonguç Bey? Asker geliyor hocam. Savaş geliyor. Aynı zamanda askerlik. Hocam siz askerlik yaptınız mı? E, tabii ki evladım olmaz mu? Ee, ben de büyüyünce yapacağım vatan, hocam. görevimizi yerine Önce vatan. Sen de aynı şekilde vatani görevini ileride yerine getireceksin inşallah diyorum. Hocam ee, şu derslerden bir kurtulsam dokun sınıf hakkında çeşitli söylentiler var hocam. Milletin Bakanlığı yaptığı araştırmalarda dokun sınıfta kalma oranının en fazla olduğunu söylerken yüreğimize su serpti. Neden böyle bir açıklamak ihtiyaç hissettiler? Tebrik de. ediyorum. Evet bu böyle bir şey var ama biz bunun üstesinden geçeceğiz. Bak çok güzel çalışıyoruz şu anda. Bak, şu anda. Depo evet. enerjiyi bak Burada yüksekliğinden dolayı sahip olduğu yani h diye ben söylüyorum burada h'den dolayı sahip olduğu enerjiye biz potansiyel enerji diyoruz. Çekim potansiyel enerjisi diyoruz daha doğrusu. Ve burada Potansiyel enerjinin formülü EP eşittir M çarpı G çarpı H oluyor. M-G-H. yani Mügehan diye ezberliyorum. Ben bunu Mügehan... mügehan mügehanlı tuttunuz hocam. Herkesi buluyor. Tüm hataları buluyor. Evet. G de yer çekimi, ivmesi ve dünyada sabit bu evladım benim. Tabi belli yerlerde değişebiliyor ama bu çok ayrıntı bir bilgi. Ama yer çekimi, ivmesi dünyada sabit. İşte ayda farklı, e, uzayda farklı falan filan diye bilmemiz gerekiyor. Zaten yer çekimi yerde olması gerekiyor gerekiyor. Enerji e, aynı zamanda sıkıştırılan veya da uzatılan bir yayda depolanan enerjiyi de biz sonuç alalım benim. Aslında e, ne diyoruz? Esneklik potansiyel enerjisi diyoruz. Yine potansiyel enerji ama esneklik potansiyel enerjisi ve bunu da E eşittir. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare ile gösteriyoruz. k dediğimiz şey yay sabiti dediğimiz şey ki çok önemli gerçekten de. x dediğimiz şey de yayın uzama miktarı olarak adlandırılıyor. Yay veya lastiğin uzama miktarı olarak adlandırılıyor. Burada şunu unutmayalım Tonguç Hocam Bey. O zaman çekim pota bak enerjiyi biz çekim potansiyel enerjisi olarak ikiye ayırdık ve çekim potansiyel enerjisini yay çekimi ve Esneklik potansiyel enerjisi 2'ye ayırdık. Peki bir de Tom benim kinetik enerji var. Kinetik enerji neydi? E, K eşittir 1 bölü 2 e, M V kareydi. Yani 1 bölü 2 e, K eşittir 1 bölü 2 çarpı kütle çarpı hızının karesi de kinetik enerjide ne olması gerekiyor? Hız yani V olması gerekiyor. O yüzden çekim potansiyel de H olması gerekiyor. Esneklik potansiyel enerjisinde K olması gerekiyor. E, kinetik potansiyel kinetik enerjide de V olması gerekiyor. Buralar çok çok önemli Tonguç'um. Bilim zamanda yapılan işe biz güç deriz. Sen güçlü bir adam mısın evladım? Benim? Evet hocam force. Tebrik ediyorum seni let the power evladım power let the sunshine Aa, Ne diyorsun Allah'ım ya? Hayır evladım bak power dediğimiz şey P dediğimiz şey aslında enerji bölü zamanla buldur. Hatta şunu da yazabiliriz. Güç dediğimiz şey W bölü T yani e, iş bölü zaman. Hatta şöyle yazayım formünde. İş bölü zamanla bulunur Tonguç Eren Bey. Im. Zamanın saniye olması gerekiyor. İşin jül olması gerekiyor. Jül bölü saniye birimidir. Hatta biz bunu da watt deriz Tonguç'cum. Yani... Watt e, dediniz hocam. What is, the, what, is the, unit of power? watt is the unit wow. of power diye bir tane de espri de vardı aynı zamanda İngilizce'de. Watt yani, demek hocam? E, watt demek gücün birimi. Mesela 500 watt gücünde ampul falan böyle 100 watt gücünde. Ampul, böyle bunlar zaten ampullerde çok tanıdık ifadeler diyoruz. Enerji kaynaklarına baktığımız zaman artık son konumuz son kısmımız enerji kaynaklarımızda yenilenebilir Tonguç'um yenilenebilir veya yenilenemez diye ikiye ayrılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, e, ondan sonra dalga bunlar yenilenebilir. Yeryüzünde olan enerji kaynakları bunlar tükenmiyor. E, tükendiği zaman yerine yenisi konulabiliyor. E, yenilenemez enerji kaynakları ne biliyor musun? Fosil yakıtlar yani petrol, kömür, doğalgaz ve aynı zamanda nükleer enerjide yenilenemez enerji kaynakları. Bunlar çevreye zararlı. Bunlar çevreye zararlı değil, temiz enerji kaynakları diyoruz. Bunların kullanımını arttırmamız gerekiyor diyoruz ve artık ve artık Dağını geçiyoruz. Ve bununla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. Sıfırdan dokuza konu anlatımlı fizik e, kitabımızdan kitabımızdan olan arkadaşlar için söylüyorum. Hemen hızlıca hangi e, sayfaları çalışmana gerektiğini söyleyeceğim. Sayfa 120 ile yani konu tekrarlarının tam yapabilmeleri için sayfa 120 ile mutlaka mutlaka 145 hatta özür dilerim pardon. E, buradaki buradaki test geçi de yaparlarsa bu ünitenin tamamını yani sayfa 151'e kadar çalışsınlar buradaki konuları aynı benim e, tekrar ettiğim gibi tekrar etsinler diyorum. Akıl notlarına tekrar ediyorum. Hadi hemen başlayalım sonuçlu yazımıza. Diyor ki yukarıda verilen ifadeler fiziksel anlamda iş yapılıyorsa kutucuklara tik yapılmıyorsa kutucuklara çarpı iş atıyor. Kitap okuyan çocuk hayır iş yapılmaz oturduğu yerde kitap okur öğretmeninin anlattığı dersi dinleyen öğrenci ne yapar hocam bak mesela hocam, şu an sen ne yapıyor iş yapıyorsun Ben sana. hocam şu anda bir iş yapıyorum çünkü sessiz bir şekilde dinliyorum ve hatta yazının sonuna kadar sessiz bir şekilde duracağıma dair e, söz veriyorum hocam e, evet. aferin çok güzel bir iş yaparsın öyle yaparsan gerçekten dikkatimi dağıtıyorsun tebrik ediyorum seni. beni sessiz bir şekilde dinle hadi bakalım şimdi öğretmenin anlattığı dersini hayır iş yapma dinliyor sadece oturup kuvvet oturup kuvvet uygulamıyor. Kuvvet diyor doğrultusunda bir, bir, şey hareket ettirmiyor. Saçlarını tarayan Ahmet bir kuvvet uyguluyor saçına Tonguç Eren Saçı da arkaya doğru atılıyor o kuvvet doğrultusunda. Bu doğru. Elindeki çantayı sallamadan düz yolda yürüyen Orkun iş yapmaz. Yani Orkun şu şekilde yürürken ...kuvvet bu tarafa doğru. Pardon... ...çanta arkasındayken... ...çantayı kaldırmak için bu tarafa doğru kuvvet uyguluyor. Bu kuvvetimiz. Yani F. Yer değiştirmemiz bu tarafa doğru... ...Orkun yürürken sallamadan yürüyor... ...ve düz yola yürüyor. Dolayısıyla... Kuvvetle yer değiştirme aynı doğrultuda değil dolayısıyla iş olmaz. Kafasındaki simit tepsisiyle düz yolda yürüyen Cemal aynı buradaki gibi artık simit tepsisi burada kafasında yukarıya doğru böyle itiyor ama böyle yürüyor dolayısıyla bu da iş yapmaz. Çantasında kitapları rafa dizen melek burada rafa kaldırırken kitapları kaldırırken ne yapıyor aslında böyle eliyle koyarken yukarıya doğru kuvvet uyguluyor ve cisim de yukarıya doğru gidiyor. Bilgisayarda proje ödevini hazırlayan öğrenci iş yapmaz e, oturur oturduğu yerde sınavda yanlış işaretlediği dediği şıkkı silen kemal silerken böyle bir kuvvet uyguluyoruz ve bu yönde silgide hareket ediyoruz bu da kuvvet uygular diyoruz ve basit bir sorudan sonra artık geldik tabi basit soruda dediğimiz ya da 10 puan falan sütünmesiz yatay düzenli durmakta olan bir cisme ait kuvvet yol grafiği grafiğidir demiş tam eyvallah kuvvetle yol grafiği neydi kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan işi verirdi. Yani kuvvet yol grafiğinin altında kalan olursak ben işi bulurdum. E, alandan hemen bu altın aklımda kalsın. Kuvvetler cisme sürekli paralel uygulandığına göre 15 metre sonunda yani buraya kadar geldiğimiz zaman. Yapılan net iş kaç cüldür demiş. Şimdi bakalım şurada bir kuvvet uygulanıyor. Bu yeşil bölgede bir kuvvet uygulanıyor ve bu kuvvet 30 Newton ve bunu toplamda 4 metre yer değiştiriyor. O zaman yeşilde yapılan işi hesaplıyorum. Bak buradakine W1 diyelim. W1 dediğimiz şey aslında kuvvet çarpı yer değiştirme. 30 çarpı 4 yer değiştirme dememin sebebi Yer değiştirme dememin sebebini şimdi anlayacaksın ikinci yaptığım şeyde. Burası çok önemli. 30 çarpı 4'ten 120 jüllük yeşille yapılan iş var. Şimdi ben mora bakıyorum. Mordaki yapılan işe W2 diyelim. W2 dediğimiz şey burada da e, kuvvetimiz artık... 20 Newton. 20 çarpı yer değiştirmemiz 7 yazarsak patlarız işte. Çünkü yer değiştirmemiz 4 metreden 7 metre gitmiş. Toplamda 3 metre bir yer değiştirme var. 20 çarpı 3'ten 60 jül buradan geldi. Sonrasında burada yapılan bir iş yok. Dolayısıyla burada bir iş e, alamayız. Çünkü altında bir alan yok. Ama burada yapılan bir iş vardır. Bunu da unutmayalım. Burada yapılan iş de W3 diyelim. W3 dediğimiz şey de bak dikkat edelim e, yo, e, şey Eksi altı Newton. O zaman eksi altıyı yazmak zorundayım. Eksisini yazmak zorundayım. Çarpı çünkü kuvvet vektörü olmak zorundaydı. Hatta formülünü hatırlayalım. Neydi? Ee, hemen şunla yazalım formülünü. W eşittir F vektörel çarpı delta X vektörel. Yani bunların ikisinin de yönünü yazmak zorundayım hesabımızı yaparken. Çarpı buradaki yer değiştirmemiz aman dikkat edelim 15 değil buradan buraya kadar 10 ile 15 arasında yani 5 metre yer değiştirme. Dolayısıyla eksi 30 <laughs> Jül diyebiliriz. Burada eksi -30 Jül, burada 60 Jül, burada 120 Jül topladığımız zaman hepsini 180 150 150 Jüllük bir iş yapılmış olur diyoruz. Yapılan net iş, e, hatta W net diye de bunu yazabiliriz. Cismin kazandığı kinetik enerji kaç Jül'dür demiş. Şimdi burada çok mantık e, mantıklı bir e, formülümüz var. İş yap, iş yap, enerji aktar diye bir formülümüz var. Bunun aslında formül kısmı şudur. W eşittir delta E'dir. W dediğimiz şey yapılan iş, iş aslında enerji değişimine eşittir. Bunları sınavda yazdığınız zaman zaten hocamız mutlaka sorunun yarı puanını verir. Formülleri çünkü fizik öğretmenlerimiz çok sever. Bir de birimleri çok severler. O yüzden ben bu birimi yazmasaydım formülden, sorudan so, puan kırabilirdi. <laughs> Hemen bakalım. Sütümüz yanımda durmakta olan. Hmm. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Delta E demek aslında E son eksi E ilk demek. Şimdi bunu daha basit hemen anlatırım. Cev cevabımız aslında çok basit. 150 Joule. Tamam ama şimdi bak delta E demek E son eksi E ilk demek. O zaman W dediğimiz şey e son eksi e ilk uzattıkça uzatıyorum niye uzatıyorsun hoca deme bana çünkü işin mantığını anlatmalıyım ki sen anlarsan zaten iki dakikada soruları da çözebilecek hale geleceksin yani farklı bir soru çıkarsa yine yapabilirsin. E son dediğimiz şey bilmiyoruz zaten diyor ki cismin kazandığı kinetik enerji kaç yüldür diyor e ilk dediğimiz şey e sıfır durmakta olan diyor sıfırmış. O zaman benim yaptığım iş 150 zaten buraya bulduk net iş 150 eşittir hatta burada W net de yazılır çok mantıklı 150 eşittir E son dediğimiz şeyi bulmamız gerekiyor E son dediğimiz şeyin eksi sıfır olduğu için E sonun 150 olduğunu buluyorum. E ne kadar kinetik enerji e, kazandı? E, 150 kadar kazandı. Dolayısıyla cevabımızın 150 joul olması gerekiyor. Son enerjisi çünkü 150 oldu. İlk başta sıfırdı, sonra 150 oldu. Son e, kazanan enerji de 150'dir. Yapılan iş kadar diyoruz. Geldik yatay düzlemde durmakta olan 4 kilogram kütleri cisim F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde. A noktasından B noktasına getirilerek cisme 10 Newton'luk sürtünme kuvveti etki etmektedir demiş. He, burada bir kuvvetler var. Bir de demiş ki ekstradan cisme de 10 Newton'luk sürtünme kuvveti etki etmektedir demiş. Şimdi burada şunu yapmamız gerekiyor. Burada e, ne yapabiliriz? Hemen bakalım. Eee Buna göre F1 kuvvetinin yaptığı iş kaç yüldür? Bir kere F1 kuvvetinin yaptığı işe biz W1 diyelim. W1 eşittir. F1 çarpı e, bu cismin yer değiştirmesidir. Yer değiştirme dediğimiz bir şey de delta x'tir diyelim. Şimdi hepsinde delta x aynı zaten. Hepsi bu cisim buradan buraya gidiyormuş. Yapacak bir şey yok. F1 nedir Allah'ını seversen? 50 Newton. Çarpı yer değiştirme nedir? 50 santim. Aman dikkat edelim. Çünkü şunu unutmayalım. W eşittir F çarpı X formülünde. Bunun birimi Newton, bunun birimi metre, bunun birimi Jüldü. Dolayısıyla bu Newton, bu Jül, bu da metre olmak zorunda. Bu santimetre ise olmaz. O zaman hemen santimetreyi metreye çevirip 0,5 metre yazabiliriz. O zaman hemen 0,5 metre yazdım. Çarptığım zaman 25 Jül ve dikkat edelim artı yönde olduğu için bu bu tarafa doğru gittiği için artı yönde diyelim. Bu tarafa artı diyelim. Bu tarafa eksi diyelim. Dolayısıyla e, bu tarafa artı bu tarafa eksi dersek artı 25 jül buradan geldi mi? Geldi. Şimdi F2 kuvvetinin yaptığı işe bakalım. Bu sefer ters bir yönde. Dolayısıyla yönü dikkate alacağımız için bu tarafa artı bu tarafa eksi dediysek dolayısıyla diyeceğim ki W2 dediğimiz şey aslında f 2 çarpı delta x. Ya kardeşim f2 dediğim şey bu tarafa doğru olduğu için eksi 20 yazmam gerekiyor. E yer değiştirme yine aynı bu tarafa doğru artı yönde 0.50 0.50 çarptığımız zaman eksi 10 jül buradan geldi. Ha, net işi bulmak için bunu kullanıyorum F3 kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür dersek. F3 kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür? Tabi burada şunu unutmayalım. f kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür dersek 10 jül cevabımız da doğru olur. F1 kuvvetinin yaptığı iş 25 jül desek de doğru olur. F3 kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür? Şimdi bu adam bu tarafa doğru çekiyor. Yani bu tarafa doğru çekiyor. Ama yer değiştirmemiz bu tarafa doğru. O zaman F3 kuvvetinin yaptığı iş çok basit. W3 sıfırdır. Yani iş yapmaz iş yapmaz çünkü e, doğrultular aynı değil. Doğrultu aynı değil diye not düşseniz zaten e, puanı kaptınız. Sürtünme kuvvetine kartı yap. Aa sürtünme kuvveti ya vardı burada bir de. Sürtünme kuvveti ne demişti? 10 e, Newton'luk. Bu adam buradan buraya doğru giderse burada sürtünme kuvveti bu şekildedir. Ters yöndedir 10 Newton'dur. E, o zaman diyorum ki ben Sürtünme kuvvetine yap, e, karşı yapılan iş kaç e, jölür sürtünme kuvveti kadardır aslında. Hemen hesaplamak için ne yapıyoruz? W, e, Fs diyorum. W, Fs eşittir. Fs yani sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirme kadardır. Ama e, Efes ne eksi yönde onu yazıyor zaten. E, burada nedir? Sıfır bir, pardon e, delta x. Hemen koyalım yerlerine. Eksi on çarpı sıfır virgül beş. O da ne der? Eksi beş jüldür diyebiliriz. Dolayısıyla biz bunları böyle de yazabiliriz. Beş jülde yazabiliriz. Zaten bizde hani burada net e, işi sormamıştı. Ama şimdi net işi hesaplamak istersek deriz ki ya o zaman toplamda yapılan net iş burada artı 25 gelmiş burada eksi 10 gelmiş burada eksi 5 gelmiş bu zaten hiçbir iş yapmamış. Net yapılan iş nedir desek o artı 15 eksi 10, 15 10 artı 10 jüldür diyebiliriz net yapılan iş. Cisme kattığımız e, enerji miktarı da. 10 jül kadardır bunu da söylememiz gerekiyor. Tabi burada 5 de yazabilirsiniz. 10 da 15 25 de yazabilirsiniz. Yani mutlak değer şeklinde yazabilirsiniz. Çünkü bize de yapılan işin kaç jül olduğunu sormuş diyoruz. Peki geldik türdeş ve g ağırlıklı k cismini bir konumundan iki konumuna getirmek için yer çekimine karşı yapılan iş nedir demiş. Şimdi burada adam duruyordu sonra almışız buraya koymuşuz. Şimdi adam zaten h yüksekliği vardı. Hmm. Yer çekimine karşı yapılan işi soruyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum yine yaptığımız gibi neydi formülümüz? İş yap, enerji aktardı. <laughs> i̇ş yap, enerji aktarsa ve be, benim yaptığım toplam iş aslında bu adamın delta E'si kadar oluyordu. Delta E dediğimiz şey aslında E son eksi e ilk kadardır. Yani benim yaptığım iş zaten bize sorduğu şey de bu. Bunu soruyor bize. O zaman ben E sonla E 2 bulursam yeterli bana. E son dediğimiz şeyi bulabilmek için buradaki enerjisini E 2 de buradaki enerjisini hesaplayacağım. Hemen E sonu e, sondaki enerjisini bir hesaplamaya çalışalım. E sondaki enerjisinde neydi bizim? potansiyel enerjimiz EP'nin formülü mügehandı. M, G, H. M kütlesi, G yer çekilmesi, H de yerden yüksekliği. Hemen şimdi buradaki mantık şu. G ağırlıklı isim demiş ya. G dediğimiz şey yani ağırlık dediğimiz şeyin formülünü hemen yazmak istiyorum. Ağırlık dediğimiz şey M çarpı G aslında. Yani kütle çarpı yer çekimi Dolayısıyla şu aslında bizim G dediğimiz şey. O zaman potansiyel enerji dediğimiz şey ağırlık çarpı yerden yükseklik diyebiliriz. Şimdi bu adamı ben buraya koyduğum zaman bunun e ağırlığı nerededir? Ağırlığı tam orta noktasındadır. Buna biz ağırlık merkezi deriz. Ağırlık merkezi dediğimiz şeye göre hesaplanır bunun yerden yüksekliği. Yani bir cismin yerden yüksekliğini hesaplarken ağırlık merkezine hesap etmemiz gerekiyor. Burada da mesela buradaki ağırlık merkezini hesaplayacağız. Dikdörtgenlerde böyle köşegenlerin kesişim noktasıdır. Yani şurası H şurası 2 ya. Burası da 2h olmak zorunda. Şu yüksekte 2 olmak zorunda. O zaman bunun ağırlık merkezi de aslında yerden şu dokunduğu yerden h kadar yüksekte olması. Çünkü burası 2 h ise bunun tam ortasında olacağına göre burası h kadardır. E o zaman bunun ağırlık merkezi gerçek yerden yani buradan ne kadar yüksekte bu kadar yüksekte. E zaten burası 4 heydi. Burada da bir tane h var. Toplamda ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine 5 h diyebilirim. E son dediğimiz şey o yüzden bunun ağırlığı ki G kadardı ağırlığı. Zaten G demişti bize. Yerden yüksekliği, bu cismin yerden yüksekliği ağırlık merkezine göre hesaplayacağız. 5H demiştik. Çarpı 5H diyorum. Şimdi E2 hesaplayalım. Şimdi E2 hesaplarsak hatta şöyle yapalım. E ilk dediğim şeyi hesaplayalım şimdi de. E ilk dediğim şey yine ağırlığı bunun G kadar problem yok. Şimdi burada yerden yüksekliğine kadar. Şimdi şöyle düşünelim. Bu nokta bak burasının hepsi H ise burası şu dokunduğu dokunduğu yerden H bölü 2 kadar yüksek. Ama gerçek yerden ne kadar yüksek dersek burada bir H vardı. Burada bir H bölü 2 var. O zaman bir buçuk H kadar yüksektir diyebiliriz. Çünkü yarım H, 1 H, bir buçuk H kadar yüksektir diyebiliriz. Şimdi e 2 de bulmuş olduk. Şimdi E son bu. E ilk bu. Aradaki farkı bulduğumuz zaman biz aslında neyi bulmuş oluyoruz? Eee yapılan işin kaç GH olduğunu bulabiliyoruz. Hemen bundan bunu çıkartırsak ki formülümüz bunu gerektiriyor. W net yapılan net iş aslında aslında e, bunu hemen şöyle yazabiliriz bu arada. 5 GH 1.5 GH diye yazabiliriz bunu. O zaman çıkardığımız zaman 5'ten 1.5 çıkarsa 3.5 GH GH yani 7 bölü 2 GH şeklinde çıkabilir. İki sonuçta kabul edilebilir diyoruz ve yapılan iş kaç GH değil mi? 3,5 buçuk diyoruz. Peki yani sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden K ve L cisimlerine ait konum zaman grafiği şekilde gidiyor Tamam yola. Bakalım konum zaman grafiği yani X T grafiği tamam. Ee, cisimlerin öteleme kinetik enerjileri eşit olduğuna göre demiş. Hmm. Öteleme kinetik enerjileri dediğimiz şey aslında kinetik enerjisi. Öteleme kinetik enerjisi dediğimiz şey... Yani kinetik enerjinin formülünü hemen yazmak istiyorum. e K eşittir. 1 bölü 2 çarpı M çarpı hızının karesi. Tamam eyvallah. Bu köşede bir yerde kalsın. Zaten e, formülü yazmış olduk. Şimdi diyor ki, e, cisimlerin kütleleri oranları nedir demiş. Kütleleri dediğimiz şey... E, M, K ve MLE. Şimdi ben buraya kadar nereden geleceğim kardeşim dersen şöyle düşünmemiz gerekiyor. XT grafiğine şöyle bir özelliği vardı. XT grafiği e, şimdi ben buradan neyi bulabilirim? Zaten kütleyi soruyor bana. O zaman benim bu e, kinetik enerjilerin birbirine eşit olduğunu kullanabilmemiz için hızıyla alakalı bir şeyler bulmam gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Kinetik enerjiyle eşit olduğuna göre. Hemen onun bir şeyini yazalım. Diyorum ki ya kardeşim o zaman bunun kinetik enerjisi yani şu 1 bölü 2 çarpı mk yani k'nin kütlesi çarpı vk ve k, e, e, k'nin hızı eşittir. 1 bölü 2 çarpı ml çarpı v l'nin karesi. Yani bak bunu ne yaptım? Kinetik enerjiyle eşitledim. Bunun kinetik enerjisi K'nın kinetik enerjisiyle L'nin kinetik enerjisi birbirine eşit dedim. Bir zaten aynı birbirini götürdü. O zaman ben e, MK ve ML'yi çok rahat bulabilirim. MK ve ML'yi bulabilmek için şu ikisini bulsam yeterli. VK ve L'yi bulmam gerekiyor. Peki nasıl bulabilirim? Hızlarını bulabilmek için şöyle bir şey vardı. XT grafiğinin grafiğinin eğimi dediğimiz şey aslında bize Hızı veriyordu. Yani V'yi veriyordu. Onu bulabilmek için eğim hesabı yapmam gerekiyor. Eğim hesabı da şöyle yapılır. Ee, bir tane e, üçgen varsa, dik üçgen varsa dikey bölü yatay diye yazılır. Burada böyle dik üçgen var mı? Ee, yok gibi gözüküyor ama var. Bak burası bir dik üçgen. Şu mavi büyük bir dik üçgen var. L'deki eğimi bulabilirim buradan. L'deki eğimi bulabilmek için ne yaparım? Dikey burası 10. Şimdi V'yi hesaplıyorum. Dikey 10. Bölü yatay 5 e, burası 5 10 bölü 5'ten 2 burada tabii aşağı doğru gittiği için aşağı doğru gittiği için eksi 2 metre bölü saniye yazsak daha güzel olabilir diyoruz. Çünkü e, konum 10'dan 0'a doğru geri doğru gidiyor tamam o zaman VL'yi bulduk eksi 2 metre bölü saniye bulduk peki K'ya bakalım K'yı bulabilmek için de şöyle yapmam gerekiyor. Burada kendim bir dik üçgen oluşturacağım. Bunu da artık pembişle göstereyim hatta turuncuyla göstereyim. Şu dik üçgeni oluşturacağım. Burasının yüksekliği 10 ile 2 arası yani 8 genişliği yani yükseklik ve genişlik. Yani boy bölü yani dikey bölü yatay dediğimiz şey, hiç fark etmez. Burası da 2'dir. O zaman VL dediğimiz şey aslında 8 bölü 2'den. 4 metre bölü saniyedir. Ha, VL, pardon, VL dediğim özür dilerim. VK dememiz gerekiyor. K'yı hesapladım. O zaman K'yı da hesaplamış oldum 4 metre bölü saniye. Ha, bunları hesapladıktan sonra yerlerine koyacağım. Diyorum ki MK çok pardon. Şöyle yapalım. MK MK çarpı VK'nin karesi. VK'nin ki Allah aşkına 4'müş. 4'ün karesi eşittir. ML çarpı Eee. VL'nin karesi. VL eksi 2'de. Eksi 2'nin karesi diyorum. E, bitti zaten soru. Bundan sonra 16 çünkü burası 16. 16 MK eşittir. Burası 4 eder. 4 tane ML'dir. MK bölü ML'yi sormuştu bize. O zaman diyorum ki bu e, ML'yi karşı tarafa atayım. 16'yı da öbür tarafa atayım. E, veya hani her tarafı e, 16 ML'ye böleyim. 16 ml'ye böldüğümüz zaman buradaki ml'ler birbirini götürdü. O zaman e, bunlar da birbirini götürdü. mk bölü ml tam istediğim şey 4 bölü 16 oldu. 4 bölü 16 da aslında 1 bölü 4'tür diyebiliriz. İşte bu kadar bu sorumuzla e, çözmüş olduk diyoruz. Peki geldik k noktasından 10 metre bölü saniye hızla atılan cisim. L noktasından 8 metre bölü saniye hızla geçmektedir. Buradan 60, buradan 8'e geçmiş. Buna göre kale arasında sürtünmeye harcanan enerji kaç yüldür demiş. Demek ki sürtünme varmış. Sürtünmesiz demediğine göre demek ki bir yerlerde sürtünme var. Şimdi buradaki e, mantığımız şu. Sürtünme burada varsa, e, sürtünme varsa burada e, şunu bilmemiz gerekiyor. İlk baştaki enerjisi, sondaki enerjisi de normalde eşit olur sürtünme yoksa. Sürtünme varsa sürtünmenin yaptığı bir iş de vardır. Neydi ana formülümüz her zaman yaptığımız İş yap enerji aktar. W net eşittir e, delta e ydi. ana formülümüz buydu. Şimdi burada iş yapan e, dans ya da ilk başta şuna bakalım. Şimdi e, W net dediğimiz şey burada bu cismin üzerinde bir kuvvet var mı yok? Tek başına gidiyor. Tek kuvvet var burada sürtünme kuvveti. Dolayısıyla fs çarpı e, nedir bu aslında delta x'tir. Yoldur yani sürtünmeye karşı yapılan iştir. Eşittir. Eşittir. Şimdi Buradaki son enerjisi son enerjisi e son eksi e ilk olmak zorunda ki bunun açılımı da son enerjisinden ilk enerjisinin çıkılması çıkar, çıkarılmasıydı. Şimdi burada şunu yapmamız gerekiyor. İlk başta E sonu bulacağız. E2 bulacağız. Sürtünmeye karşı harcanan enerji zaten bunun çarpımı yani burası edecek. Dolayısıyla benim hiç bunu yapmama bile gerek yok. Bunu açmama bile gerek yok. Sürtünme kuvvetini sorsaydı onu da açardım. Buradaki aldığı yolu hesap ederek. Ama diyorum ki ben ya kardeşim sonla ilk enerjiyi çıkarsam zaten sürtünmenin yaptığı işi bulabilirim. Zaten bana sürtünmeye karşı harcanan enerji yani burayı soruyor. Sürtünmeye yapılan işi soruyor. Peki E son nedir burada? Hemen E sonu yazmaya çalışalım. E son dediğimiz şey aslında buradaki enerjisidir. Buradaki enerjisine baktığımız zaman iki tür enerjisi var. Birincisi kinetik enerjisi artı. ikincisi de yerden yüksek olduğu için potansiyel enerjisi diyebiliriz. Tabi burada e, bu cisimlerin ağırlık merkezlerine yüksekliklerine yüksekliklerini ihmal ediyoruz. Deminki soru gerçekten onunla alakalıydı ama burada ...çok bir yere yakın olduğu için bu cümleler... ...tabii görüntüde birazcık öyle gözüküyor ama... ...bu bir metre çok daha fazla... ...bunun e, üç santimlik, beş santimlik yüksekliğinden. Dolayısıyla E son eşittir, EK artı EP. Tamam eyvallah. Şimdi... ...EK dediğimiz şey neydi formülü? 1 bölü 2 çarpı kütle çarpı... ...hızın karesiydi artı. Ee, EP dediğimiz şeyin formülü neydi? Müge Handı. M çarpı G çarpı yerden yüksekliği. Şimdi hemen yerlerine koyarsak... ...1 bölü 2 çarpı... ...kütlesi ne kadardı bu zımbırtının? Ee, kütlesi ne? 2 kilogramdı. 2 çarpı. Hızı ne kadardı? Sonda bak. Sonu hesap ediyoruz. Sondaki hızı 8'di. E, 8'in karesi artı. E, yine 2 çarpı. 10 zaten yer çekiyor çarpı. E, yerden yüksekliğine kadar 1 metre. Tamam. O zaman ben bunları hesaplayabilirim. 1 e, bölü 2 ile 2 birbirine götürürüm. 64 burası e, 20 de burası 84 Joule son enerjisi diyebilirim. Şimdi geldik ilk enerjisini hesaplamaya. İlk enerjisini hesaplayacaksak yine burada bir kinetik enerjisi var artı bir de potansiyel enerjisi var. Kinetik enerjisinin e, formülünü yine yazayım 1 bölü 2. E, formülünü yazmıyor artık 1 bölü 2 çarpı kütlesi 2 çarpı eee hızı ne kadar 10 On. 10'un karesi artı eee bunun formülünü yazmıyorum artık. Kütlesi 2 çarpı eee yer çekimi ivmesi 10 çarpı yerden yüksekliği 4 diyorum. Şimdi buradan sonra yapmam gereken şey işlem kal kalabalığı. Bak bu ikiler birbirini götürdü. Burası 100 eder zaten. Burası 80 etti. 80 artı 100, 180 jül etti. Şimdi bu adamın ilk baştaki enerjisi, toplam enerjisi 180 jülmüş. Son enerjisine bakalım 84 jül olmuş. Ya bu niye düşer ki? Bir cisme bir kuvvet uygulanmadıysa enerjisi sabit kalır. Sürtünme yoksa e, herhangi bir dış kuvvet yoksa enerjisi sabit kalır. Çünkü neydi? Eğer buradaki iş sıfırsa, iş sıfırsa yani buradaki iş sıfırsa sıfır eşittir delta E. Delta E ne demek? E son eksi E ilk demek. Ya O zaman diğer taraf sıfırsa ben bunu karşıya atınca E sonla E ilkine eşit olması gerekiyor. Burada böyle bir durum yok ama. E sonla E2 işte olmaz. Çünkü bak burada E son bu çık E2 çıkmış E soncu demek ki enerji kaybetmiş. Nasıl kaybetmiş? Sürtünme kuvveti yüzünden. Sürtünmenin yaptığı iş işte 180 ile 84'ün farkı olan 96 jul kadardır diyebiliriz. Zaten E sondan E2 çıkardığımız zaman eksi 96 jul çıkıyor. Neden eksi 96 jul çıkıyor? Çünkü buradaki sürtünme aslında negatif yönde olduğundan dolayı durdurmaya çalıştığı için. Ama sürtünmenin yaptığı iş kaç jüldür? Jülün joule enerjinin bir yönü olmadığı için 96 jüldür diyoruz. Cevabımızın da 96 jül olması gerekiyor diyoruz. Geldik ağırlıkları G ve 2G olan X ve Y cisimleri esneklik katsayıları K ve 2K olan A ve B yerleri de şekilde gibi dengelidir. Hmm. Ağırlıkları G ve 2G olan X ve Y cisimleri evet. E, k ve 2 k A ve B yerleri. A yayı K, B yayı da 2K e, şeyinde e, kat sayısında. Tamam. O zaman yaylara depolan esneklik potansiyel enerjileri. EA, EB olduğuna göre demiş. Şimdi hemen esneklik potansiyel enerjisinin formülünü hatırlayalım. Şuraya bir kenara yazalım. Esneklik potansiyel enerjisinin formülü 1 bölü 2 çarpı k çarpı uzama kat, uzamanın miktarının karesiydi. Bu esneklik potansiyel enerjiydi. Epe diye ben bunu aslında aklıma tutabiliyorum. Bir de çekim potansiyel enerjisi vardı. Onu da hemen hatırlatayım. MGH'ydi. O başka bir şey. Bir de kinetik enerji vardı. E, K, O da neydi? E, 1 bölü 2, M, V kareydi. Hepsini hatırlatmış olduk. Şimdi biz burada tabii ki bununla uğraşacağız. Burada diyor ki ama e, dengeler, ya depolar, bize vermemiş X'i. Bak K'ları vermiş. Tamam. E, A bölü E, B'yi soruyor ama X'i bulmamız gerekiyor bizim ilk başta. X'i bulabilmek için de bir tüyo vermiş. Bunun ağırlığı G kadar, bunun ağırlığı 2G kadar demiş. Şimdi biz burada ...huk kanunu diye bir şey hatırlamamız gerekiyor. Huk kanunu neydi? Huk... E, ...huk e, kanunu... E, ...şöyle yazıyorum... ...huk kanunu... ...eğer bir yay, bir cisim tarafından... parın, ...bir kuvvet tarafından çekiliyorsa... ...F kuvveti tarafından çekiliyorsa uzar. Uzama miktarı dediğimiz şey... ...aslında... ...F eşittir... ...K çarpı x ile bulunur diyoruz. F eşittir k çarpı x Hooke kanunuydu. Dolayısıyla ben bu yayı bu yayı uzatıyorsam bu cisim yüzünden bu yayı uzatıyorsam da ikisinin hepsi yüzünden yani toplam bir yük yüzünden bunu uzatıyorum. O yüzden biz ilk başta A yayı için hesap edelim. A yayı için hesap edelim. A yayı aslında bu yük ve bu yükün ikisini de taşıyor. O zaman A yayının taşıdığı kuvvet bu ve bunun toplamı yani 3G'dir. 3G 3G eşittir. A yayının kat e, şeyi e, neyi kat sayısı şu K çarpı X kadardır. A yayının uzama miktarı kadardır. Buna ne diyelim mesela? X A diyelim. Tamam. A için böyle hesapladık. Şimdi B için hesaplayalım. B için hesaplayalım. B için içinde artık bu sefer B sadece ve sadece şunu taşıyor. Bak B'nin altında bu var. O zaman 2G eşittir B'nin katsayısı yay sabiti bu çarpı B'nin uzama miktarı. Şimdi buradan ben bir oranlama yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Diyorum ki yahu eee A'ya uzama miktarı e, bu XA, B uzama miktarı bu. Buradaki mantık şu. Her tarafı birbirine veya şöyle yapalım. XA dediğimiz şey 3G/K'dır. bölü XB dediğimiz şey ise e, 2G bölü 2K'dır değil mi? Bunu karşıya atıyorum bölü şeklinde. Bunu karşıya atıyorum bölü şeklinde. Sonra diyorum ki bunların birbirine oranını bir bulsam mı acaba? Bu ikiler zaten birbirini götürür. Birbirine böldüğümüz zaman XA bölü XB dediğimiz şey aslında e, G'ler de birbirini götürür. E, bu ikiler zaten gitmişti. 3 bölü K bu K'lar da birbirini götürür. 3 çıkar. Ha, o zaman diyorum ki 3 bölü 1 çıkar özür dilerim. 3 bölü 1 çıkar. O zaman diyorum ki x 3 kat uzadıysa a a'yı 3 kat uzadıysa b de 1 kat uzamıştır. Mantıklı çünkü a daha fazla yük taşıyor. Tamam bunu anladık. Son durumda son durumda böyle bir şey yaptıktan sonra ya bunu kafadan da bulabilirsiniz. Hani o kadar uzattım ama hani biz sizin kafadan ya kardeşim bunun k bunun e, tabii birazcık zor olabilir k kafadan bulmak ama bunun k ee, bu, bu, bir tane yük bu iki tane yük taşıyor bu da bir tane yük taşıyor e, ee, para iki yük taşıyor ama yay sabiti daha fazla tabi burada bir oran yapmak daha mantıklı diyebiliriz peki bunu yaptıktan sonra diyorum ki ya o zaman ben esneklik potansiyel enerjinin oranını bulmak istiyorum oranını bulabilmek için EA bölü EB'yi bulabilmek için EA nedir 1 bölü 2 EA eşit işte 1 bölü 2 çarpı EA'nın e, ee, şeyine e, kat sayısına k çarpı uzama miktarının karesi. Uzama miktarına 3 kat demiştik a'nın uzama miktarına. 3'ün karesi diyorum. Oran sorduğu için 3 diyebilirim, sallayabilirim. Yani 3 katı yerine 3 diyebilirim. Çünkü birbirine böleceğim ve sadeleştireceğim. Şimdi EB'ye yazıyorum. Bunu yazdım. Şimdi bunu yazıyorum. EB de 1 bölü 2 çarpı K dediğimiz şey artık B için 2K. 2K çarpı. Uzama miktarına bir kat demiştik. Bir diyelim. Bir kat da diyebilirsiniz. Katlar zaten sadece için hiçbir şey anlamı yok. Birin karesi. Tamam eyvallah bitti. E, bir bölükler sadece işte. E, K'lar sadece işte. Burası yukarısı dokuz kaldı. Aşağısı da iki çarpı birin karesi bir zaten iki kaldı. Dolayısıyla doğru cevabımızın dokuz bir bölü iki olması gerekiyor diyoruz. E, burada yaptığımız hesaplamalarda ilk başta hukuk kanunu kullandık. Sonrasında da enerji kanunu kullandık. Hukuk kanuna göre dedik ki bunların uzama miktarları oranları üç kata bir kat olacak. Yerlerine koyduğumuz zaman formülde tabii kat sayılarını değiştirmeden yay kat sayılarını dokuz böyle iki çıktı. Bir vinç bir tonluk bir yükü iki, iki dakikada sabit hızla altı metre, altmış metre yukarı çıkarmak dedim. Tamam eyvallah. Buna göre vinçin gücü gücü kaç wattı demiş. Şimdi güç deyince hemen aklımıza formül şu gelecek güç eşittir W bölü T. Yani P eşittir W bölü T. Bundaki birimleri hemen yazmak istiyorum. Bunun birimi jüldür. Bunun birimi saniyedir. Aman dikkat. Et, bunun saniye olması gerekiyor. Ee, aynı zamanda bunun birimi de watt'tır diyebiliriz. Ha, bunları yazdıktan sonra tabi bunun bir e, jüldür diyebiliriz. Şimdi e, vinc'in hareketini hemen size çizmek istiyorum. Şöyle bir Winch var diyelim. Şöyle bir e, ...vinç var diyelim... Şöyle ...şu vincin ucunda şöyle bir... ...kanca var ve ne yapmış bu adam... ...bir tonluk bir yükü... ...buradan ipiyle almış... ...bir ton... E, ...bin kilogram yazıyorum... ...direkt birimleri çevirmeye başladım bile... ...bunu almış... E, ...60 metre yükseklikte... ...bir rampaya çıkarmış... ...yani şuraya koymuş bunu... ...buraya alıp buraya koymuş... ...bunun yüksekliği de 60 metreymiş diyoruz... Şimdi burada yaptığımız iş toplam 2 dakika. Yani saniyeye çevirmemiz gerektiği için 120 saniye tutmuş. Bunu da hemen aradan çıkarmış olduk. Ee, benim burada bunu buradan kaldırırken şimdi benim gücü bulabilmek için işi bulmam gerekiyor. Bir de zamanım oldu. Zamanı bulduk bile. 120 saniye. Hemen yüz 120 saniye oluyor İşi bulmam gerekiyor. İş dediğimiz şeyin formülü Allah'ın Allah'ını seversen? İş dediğimiz şeyin formülü de W çarpı Pardon, e, w işte f çarpı delta x'ti. F dediğimiz şey uygulanan kuvvetti. Yani bunu kaldırmak için ben ne kadar kuvvet uygulayacağım? Bunu kaldırmak için uygulanan kuvvet bunun ağırlığı kadar olması gerekiyor. Yani e, f dediğimiz şey aslında bunun ağırlığı. Bunun ağırlığı nedir? 1000 e, kilogramlık bir cismin ağırlığı m çarpı g ile bulunur. G eşittir m çarpı g de diğer formülümüzdür. Bunun ağırlığını bulabilmek için, bunun ağırlığını bulabilmek için e, kütlesiyle yani 1000 kilogramla çarpı yer çekimi ivmesi onu çarpmam gerekiyor ağırlığı o zaman 10.000 newtonmuş o zaman benim kullanmam gereken kuvvet de aslında 10.000 newton olmak zorunda ve yukarı çıkardığım mesafede yer değiştirmede bu kuvvet doğrultusunda çok pardon şuraya g şuraya f yazayım bu kuvvet doğrultusunda çıkarmam gereken yer de aslında 60 metreymiş o zaman yer değiştirmem de 60 metre dolayısıyla 600.000 Jüllük bir enerji harcamışım ben. Ha Ben 600 bin jüllük bir enerji harcadıysam e, hemen e, e, işimin bu olduğunu buldum. Neydi formülümüz? P eşittir, P eşittir iş yani 600 bin bölü saniye 120. Bunlar birbirini götürdükten sonra a, hemen buradan kaç çıkar cevabımız? Beş bin. 60 bini 12'ye bölüyorum. 5000 watt çıkar. Hatta bir tane daha bir şey öğreteyim burada. 5 kilowatt da yazabiliriz buna. E, kiloya çevirdiğimiz zaman 3 tane sıfır gider. Bu da ayrı bir e, kazanım diyoruz. Peki yani yenilenebilir ve yenilemez enerji kaynakları açık demiş. E, aşağıda verilen enerji kaynaklarından yenilenebilir yenilemez enerji kaynakları olan grupları aynı demiş. Yenilenebilir enerji kaynakları hemen onu kısaca yazmayayım artık. Yenilenebilir enerji kaynakları tükenmeyen daha doğrusu tükendiğinde bittiğinde yerine yenisi gelebilecek enerji kaynaklarıdır. Ama yenilenemezlerse tükendikten sonra belli ömrü var ve belli ömürden sonra yok olacak. Dünyada yok olacak. Mesela e, güneşin e, kıyamet kopmadığı sürece belli bir ömrü yok. Ama e, fosil yakıtların dünyada 2050'ye kadar petrolün sürmesi be 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 bekleniyor mesela. 2 sonra petrol kalmayacak diyorlar. Ee, bunun hesaplamalarını her geçen gün yapıyor. Çünkü yer rezervlerdeki petrol miktarı veya uranyum miktarı nükleer santraller için be belli. İşte bunlar da yenilenemez enerji kaynakları. Mesela hemen burada doğal gaz fosil yakıttır. Fosil yakıt olduğu için yenilenemezdir. Yenilenebilirlere A diyorum, yenilenemezlere B diyorum. Bu B'dir. Hidrojen enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının içine girir girer çünkü hidrojen de sürekli doğadan ulaşabileceğimiz bir kaynaktır dolayısıyla A diyorum. Rüzgar enerjisi A diyorum. Neden? Çünkü yenilenebilir bunlar da. Çünkü rüzgar bitmez ki. Rüzgar biterse e, sabah akşam biter, sabah tekrar gelir. Akşam biter, sabah tekrar gelir. Dolayısıyla bunu tüketmemiz mümkün. Biyokütle enerjisi bu da yenilenebilir enerji kaynaklarının içine girer. Güneş enerjisi yenilenebilir. Fosil yakıtlar yenilenemez. Nükleer enerji yenilenemez. Nükleer uranyumla çalışır. işte plütonyumla çalışır. Bunlar da rezervlerde, madenlerde yeter, e, e, belli miktarda var. Jeotermal enerji yenilenebilir enerji. Yeraltı sıcak suların enerjisi. E, petrol ve türevleri aslında yenilenemez enerji kaynağı. Okyanus dalga enerjisi çok kullanılıyor okyanuslarda da veya türbinler kullanılıyor. Bu da yenilenebilir enerji. Petrol ve türevleri zaten fosil yakıt demiştik pardon. Dalga enerjisi de bu da e, yenilenebilir enerji kaynağı ve kömür enerjisi de yenilenemez fosil yakıttır diyoruz. Ve bunların da çevreye çok ciddi zararları var diyoruz. Tabii güneş enerjisinde ne kullanıyoruz biz? Hem ışık hem e, ısı için kullanıyoruz. Hem elektrik üretimi için kullanıyoruz. Rüzgarı da aynı şekilde diyebiliriz. ...ve verimi yüzde yetmiş olan bir araç motoru... 3000 bin jül enerjiye sahip mazot yaktığında... ...kaç jül enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür demiş. Şimdi bir kere biz burada şunu hatırlamamız gerekiyor. Ee, e, hatta onu da göstereyim ama... ...verim dediğimiz şey aslında... E, ...yapılan iş... ...yapılan iş... ...bölü harcanan enerjidir aslında... Hariyanan enerjidir. Hatta bunların şöyle şeyleri olur. Soruda, sınavda soru şöyle de gelebilir. Şöyle bir tane büyük bir ok çizerler. Ondan sonra bu böyle e, küçük bir ok şeklinde biter. E, şöyle bir ok şeklinde biter. Buradan işte bir şeye ayrılır. E, ondan sonra buradan başka bir şeye ayrılır. Bunlar böyle bir sürü ok şeklinde çıkar. Ee, buradan e, çıkan zımbırtı şuraya gelir, e, şöyle gelir. Şimdi şöyle, benim e, sisteme verdiğim enerji bu. Bir araç üç 3.000 joullik enerjiye sahip, mazot yakıyor. Ben o zaman bunun aracın motoruna 3.000 jül koyuyorum, tamam mı? 3.000 joul koyduktan sonra bunun sallıyorum, e, işte e, 200 jülü buna gidiyor. 500 jülü mesela 200 jülü ee, şeye gidiyor. E, nedir ona? E, aracı, aracın içindeki lambaların yanmasına gidiyor. 500 jülü aracın ee, motorunun ısınmasına gidiyor. Mo motor da ısınıyor. Yani motor ısınır ve hararet falan filan. Ve motor ısınmasına gidiyor. Bana mesela 3000'den 500 artı 200, 700, 2300 jül hareket enerjisine dönüşerek kalıyor yani mekanik enerjiye sadece 2300 lira ödüyor. İşte buradaki mantık şu. Benim elde ettiğim bu ama harcadığım bu kadar. Şunların hepsi aslında benim için verimsiz faaliyetli oluyor. Çünkü benim istediğim, verim istediğim yer burası aslında. Aynı onun gibi. Benim harcadığım enerji 3000 jülmüş vermiş bana arkadaş. Sonra demiş ki yüzde yetmiş verimi. E verim neydi o zaman? 70 bölü yüz. Yüzde yetmiş. Verim yani yüzde O zaman yapılan iş Ha, mekanik enerji de kadar demiş. Hemen bunu e, hesaplayabilirim. E, nasıl hesaplarım? Bunu 3000'e eee işler dışlar çarpımı da yapabilirim. Veya bunu 3000'e çevirmek için 30'la genişletirim. 30'la genişletince 2100 burası olur. Burası da 3000 olur. 3000'ler birbirine aynı olduğu için demek ki benim meka kazandığım mekanik enerji 2100'müş. Hatta bunu hemen düzeltelim. E, bunu da 700 diyelim. Bak 200 buradan harcadık. 700 buradan harcadık. Geriye be, bende mekanik enerji olarak 2100 kaldı. Aracımın verimi de yüzde yetmiş. Tabi burası yüzde yetmiş kalınlıkta. Burası 30 yüzde otuz kalınlıkta olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çizimlerde diyoruz. O zaman formülümüz çok basit. Yapılan iş bölü harcanan enerji. Yapılan işte benim Elde ettiğimde yazabilirsiniz. Elde ettiğimiz yazabiliriz diyoruz. Şimdi bu konularla alakalı bütün e, başlıkları bir kere akıl notlarımızdan gözden geçirebiliriz. Akıl notlarımız 9. sınıf 2. dönem akıl notları bu arada. Tüm kitapçılarda var, zaten var. Tonguç kitapçılarında da var. E, ve aşağıda kendinize yakın olan listesi var zaten. Tabi burada akıl haritası olan arkadaşlarımız da hemen buradan göstermek istiyorum. Akıl haritasında fizikte e, bu konuları göstermek istiyorum. Hemen buradan bakalım hatta beraber. Ee, akıl haritasında e, bu konular gördüğümüz gibi iş güçle başlıyor. Ee, burada konu anlatımları zaten yaptık. Sonrasında mekanik enerji, iş enerji ilişkisi, enerjinin dönüşümü... Ee, ondan sonra e, şuraya kadar çalışırsak yeterli bize. Hatta pardon özür dilerim. Isı sıcaklığa kadar çalışırsak yeterli akıl e, haritasından da konuları gözden geçirebiliriz. Akıl notlarımızı da cebimize taşıyabiliriz. Peki bu konuları daha detaylı nereden çalışacağız? 0'dan 9'a fizik kitabından e, çalışabiliriz. E, demin de sayfalarını söylemiştim ama dördüncü ünite yani sayfa 120'den başlayıp e, 150 e, 50 e, bire kadar gelmedi sonuçta. Fen lisesi soruları da var burada. Fen lisesi arkadaşlarımız da bu soruları çözebilir. Peki tak fizikte bir de yazılı kısımları var. Onları da göstermek istiyorum. Tak fizik soru bankasında tak fizik soru bankasında hemen kuvvet ve benzeri bunların hepsini geçtik zaten. E, dördüncü ünitemize geldik. Dördüncü ünitemiz enerji ünitesi. İç güç enerji, mekanik enerji, enerjinin korunumu, enerji dönüşümleri, verim ve enerji kaynakları konusuna bakacağız beraber. Burada e, bütün bu soruları fen ile ilgili kısımları da öteleme kinetik enerjisi işte yer çekim potansiyel enerjisi bunlara da bakaraktan e, mekanik enerji bunlara da bakaraktan enerji korunumu enerji dönüşümü e, bunları bitirelim. Ardından 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 burada e, ünitenin sonunda taramaları da yaptıktan sonra hemen söyleyeceğim. Ünite tekrarları var. Ünite tekrarları sayfa 165'ten başlıyor. Dördüncü tekrarı. 167'de de var. E, test 9, test 10. ALFL tekrarları var. Aynı zamanda da yazılı hazırlık da var. Yazılı hazırlık da sayfa 173 ve 174'te yazılı sorularımıza çözersek tabii yapamadığımız her sorunun cevabını zaten e, hemen kare kodla çözümüne ulaşabiliyoruz. Hadi o zaman bakalım ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayayım. Şimdiden yazılarınızda başarılar diyoruz.